simpatiye gitmeyelim, oraya gitmeyelim. Eminönü'nde şey var, skateboard işte şey var, kaykay zemini, net ahşaplar var böyle iki basamaklı. Orada oturuyoruz böyle, işte bir şeyler içip yiyoruz. O gün de sanırım senem 10 bini geçmişti. Evet, 10 bininci aboneyi gördüğümüz an. Çünkü YouTube'dan notification geldi. Tebrikler, 10 bin aboneye ulaştınız diye. Ona sevindik falan böyle. Tam ona seviniyoruz falan. Yarım saat falan geçti aradan. Ben caddeye doğru bakıyorum, senem bana doğru bakıyor. Senem ya şunlar... Hayır, sen dedin ki Jongre'ye çok benziyor. Ha, Jongre'ye çok benziyor. Oha, Senem şu geçen çocuk Jongre'ye çok benziyor dedi. Ve hani dik dik bakıyorum, yani, onlar da bana dik dik yani bakıyor. Yani İlayda'ya doğru yürüyorlar yani. İlayda onları direkt görüyor, onlar da bu tarafa doğru yürüyorlar. Ters istikamete. Yanımızdan geçiyorlar o sırada. Jongre'ye mi benziyor dedim. Bir döndü. İlayda o, İlayda o! İlayda Jongre'ye benzemiyor, Jongre zaten dedi. Tam yanımızdan geçerken ikimiz aynı anda kukukuuu diye bağırdı. Ve herkes bize döndü. Herkes bize döndü ve bunlar şey oldu. Falan oldular. Ellerinde de bizler. Yani çünkü aramızdaki mesafe bu biz bağırdığımızda. Yani yanımızdan geçiyorlar. Biz böyle falan oldu. Bunlar şöyle bir oldu ve şey oldular. Aa, yabancılar. Bir şaşırdılar falan, şey yaptılar böyle. Falan yaptılar. Bu arada şey... Yadong diye isim geliyor çocuğun adına. Ya şey... Yadong da. Yadong mu? Öbürü. Hangi? Benim... Jinwan. Jinwan sandalye taşıyor. Jinwan değil, Yadong taşıyordu sandalyeyi. Öyle mi? Yadong sandalye taşıyordu. Neyse, bir tane sandalye. Kırmızı çalmış var ya bar tabureleri. Bu Okan Bayülgen'in programlarındaki bar taburesi var ya böyle... Plastik. Kırmızı. Yani şeyle böyle pıç pıçlı. O iniyor, kalkıyor. O, ondan bir tane taşıyor. Değil mi? Onlardan taşıyor değil mi? Hayır. Bizim kamerin altında karaoke'deki bir tane şey, tabureler var. Ona çok, ondan da şey, küçük kırmızı böyle yuvarlak, yarım yuvarlak şeklinde. Burada oturma yeri var falan. Böyle küçük şöyle bir şeydi. Evet. Ondan taşıyor elinde. Böyle elinde taşıyor onu. Kocaman bir şey. Yani küçük dedi ya, yine büyük bir şey yani. Ondan taşıyor. Ha, uzun değil. Neyse. Ben böyle şey oldum, oha falan, bunlar da tabii oha falan yapmıyor. Onlar da bizimle evet, dalga geçiyor falan. İşte OMG falan. Hayır, onu ben şey yaptım, fotoğraf çekinelim falan yaptım, tamam dediler. Ben böyle kamerayı açmaya çalışıyorum ama titriyorum bir yandan, oh my god falan yapıyorum. O sırada şey... Muhammed dönüyor sırada. Ondan sonra işte böyle yapıyorlar. OMG, oh my god. Muhammed geçiyor işte, biz işte Türk'üz, YouTuber'ız işte şey, ne dedim? İşte çok büyük fanımız işte. Zaten YouTube FanFest'e geldik işte falan diye böyle anlatıyorum falan. Oha, bunlar gerçekten mi falan böyle bir muhabbet. Siz bizi nasıl biliyorsunuz falan yapıyorlar. Evet, şaşırdılar bayağı. Çünkü Koreliler bile belki duymuş olabilirler. Belki bir videolarına denk gelmiş olabilir ama Koreliler bile çok fazla bilmiyor Kukukuru. Ondan sonra neyse böyle bir yani ufak bir sohbet ettik. Fotoğraf çekildik falan. Fotoğraftan. Şurada. Ondan sonra, bundan iki gün sonra biz İlayda'yla Hongde'de parktayız yine. Yok, biz bir dakika parktayız. Başı. Önce parktayız, müzik dinliyoruz, acıktık. Ben de ondan birkaç gün önce pizza yine iki yıl önce yediğim bir pizzacıyı tekrar tesadüfen buldum. Dedim ki İlayda, dedim şurada çok güzel pizzacı var, orada yiyelim. Zaten dilim başına alıyorsun, ucuz bir de. Monster pizza, tavsiye ederim Hongde'de. Dedim ki geldim oradan 2 dakika pizza alıp gelelim. O sırada yanımızda biri almış falan. Sordu. Aynen. Bir tane çocuk ona nereden aldım. Biz sormaya çekiniyorduk. Öğrendik, çocuk bize tarif etti. Oraya gittik. Oradan pizza aldık. Böyle köşeye düzdük. Kapının önünde pizza yiyoruz böyle. Uzata uzata falan böyle. Aynen. Sonra böyle önümüzde de yine böyle orası tam Hongde'nin böyle klapların olduğu kalabalık bölge. Cadde üzerinde zaten. Böyle çok yakışıklı bir çocuk var önümüzde, tamam mı? Ve ikimiz de bu arada piercing hastalıyız. Çocuğun tüneli var kulağında. Ve dövmeli falan. Ve dövmeli falan. Şimdi dövme hastasıyız da aynı zamanda. Ben yani ileride diyor ki yani çok o, güzel çocuk çok falan diyor. Güzel. Çocuğa dönüp baktım. Bize bakıp konuşuyor arkadaşlarıyla falan. Bir tane de çocuğun arkası dönük. Arkası dönük bir arkadaşım. İkisini görüyoruz, bir tanesi arkası dönük. Bir tanesi görmüyoruz. Ve böyle... Elle gösteriyorlar falan, biz de şey olduk. Ya falan ya, klasik kız tripleri. Ama hani bakmaya devam ediyoruz böyle. Evet, çünkü çocuk çok güzel. Yani hani her zaman sokakta görebileceğim bir çocuk değil. Çok güzel çocuk. Kısa boylu zayıf bir şey ama hani. Hani bakıyorsun adama bebek falan. Neyse.
Ben böyle şey oldum, İlayda bunlar bizimle konuşmaya kalacak galiba. Tamam. Elle gösteriyor falan yapıyor böyle biz. Arkası dönük olan çocuk. Arkadaşım böyle hayır, olay ne? Bizim taş olan çocuk böyle eliyle gösterdi arkadaşına, arkası dönük olana. Arkası dönük olan da döndü bize baktı. Ben bir baktı. Senden cinma oldum böyle yine. Ben böyle kaldım. Aa, kukukuru cinma. Bunlar bizim yanımıza geldi cinma. Bizimle konuşmaya. Taş çocukla beraber. Ve bizi hatırlamadı. Ben böyle yapıyorum. Ulan 2 gün geçti. Yani kaç tane yabancıyla sohbet etmiş olabilirsin şu 2 gün içinde, anladın mı? Şey diyorum falan, hani 2 gün önce tanıştık, sen kukukurudan cinman değil misin ya falan oldum öyle. Yok önce değil. Hayır falan ya. Dedi böyle. Ya diyorum ki yeme bizi. Cinmansın sen, cinman değil mi diye taşa soruyorum. Taş da. Ondan sonra ben şey yaptım. Instagram'ı açtım. Bu arada Instagram'a yorum yaptılar bir de. Ona rağmen. Instagram'ı açtım, dedim ki bu sen değil misin dedim. Aaa maca yani böyle yapıyor. Busun yapıyor. Dedim evet böyle herkes bize bakıyor ama böyle bağırışmalar falan yine. Ondan sonra aaa nasıl gidiyorsun hani falan, neyse bu anlayınca böyle bir söndü. Evet. Sonra bir gittiler ama hala oradalar ya. Aaa tamam bankapta falan memnun oldum gördüm sonra falan dedi gitti. Ama hala oradalar. Ulan biz nasıl ben bakmaya devam ediyorum hala. Muhabbet ediyoruz, geri döndü. Şey o güzel olan önce işte bir şey istedi benden. Hayır. Çakmak istedi. Ha çakmak. Çakmak verdim. İşte bakarken böyle elle çiçek. Sonra ben o çakmağı. O çakmağı senden. O çakmağı senden parkta gördüm. Bir tane evsizciden sigara istemiştim de çakmağı yoktu. Ona verdi. Neyse. İleride de böyle o çakmağı. Çakmağı bu arada güzel güzel diye ölüp bittiğimiz çocuğun kim olduğunu biz o sırada anlayamadık. Bundan... Çünkü adamın alakası yok videolarla. Evet, çünkü videoda deli gibi hani. Ve videolarda yani aynen öyle gözüküyor falan böyle. Sonra 2 hafta falan geçti sanırım senem hormonyon falan olduk böyle. En sevdiğimiz, bayıldığımız o kukukuru elemanı. Neyse. Aa, neyse bunlar gitti, bu çakmağı verdi falan filan, sonra cinvan geri geldi. Geri geldi. Bu arada ileride merdivenlere oturmuş, ben hala ayaktayım. Pizzalar bitmiş mi ne? Böyle orada herhalde hala yiyoruz. Hatırlamıyorum şimdi, neyse. Pizzalar bitti. Neyse. Bu tekrar geldi. Ne yapıyorsunuz hani, planınız ne falan dedi. Hiç dedi şey, ki yani bir şey yapmıyoruz hani, takılıyoruz işte falan dedi. Az şey dedi, beraber bir şey içmeye gidelim mi dedi. Benim tepki direkt şu, olur! Ben... İlayda böyle oldu. Reşit değilim, özür dilerim. Hayır, en kötü şey yaptın Sena. Yaptın böyle. Ben böyle benim arkadaş Reşit değil ya. Falan oldum, cinman böyle, ne Reşit mi diye. Şaşırdı, kaçmışsın 97 falan oldum ben. Ondan sonra şöyle yaptı İlayda'ya. Seneye görüşürüz. Evet, seneye gel mesaj aldım. Yok hayır, o sonraydı. Neyse sonra bunlar böyle gitti, karşıya geçti falan. Biz de böyle üzgün parka doğru gideceğiz, ana caddeye çıktık. Sonra şey oldum, ya İlayda bir oturalım, bir soralım başımıza ne geldi, inanmıyorum cinman falan olduk böyle. Bir şey resmen böyle şeyler gibi, böyle şey sokak hani, köpeği misali bir dükkanın önüne fıstık. Evet. Böyle oturuyoruz ileride. Ben bakıyorum. Sen böyle bakıyorsun, sen bu tarafa bakıyorsun. Mesela duruyoruz falan filan, sonra şey diyoruz. Sonra şey diyorum, Cinvan bize yazdı oğlum. Hayır. Sonra şey oldu, karıdaki lükse bak. Karıdaki lükse bak ya, Cinvan'ı reddediyor falan diye böyle geyik yapmaya başladık. Tam o geyiği yaptık. Tam o geyiği yaptık ama hayır pus. Pustuğumuz sırada böyle pus tarafa dön, Senem geliyorlar, Senem oldular. Aradan, hayır Senem geliyorlar değil, direkt şey oldum böyle, İlayda geldi. Ha, geldim. O, İlayda yine mi oldum böyle, önümüzden geçiyor, bu da öyle deyince tekrar durdu. Aaa falan yaptı böyle, geldim, elimizi sıktı falan filan. Şey, dünya bana yine böyle yaptı işte. Üzülme, sanki dünyanın sonuymuş gibi falan yaptı böyle, benim de böyle elimi sıktı, böyle şey yaptı. Ay, sonra cinman şey dedi işte, seneye geldiğinde takılacağız ama falan dedim böyle. Instagram'dan mesaj attı. Aynen bana dedi ki Instagram'da ben şey dedi. Ne? Evet öyle dedi, öyle seneye dedi, görüşürüz, seneye dedi. Bana da şey dedi, Instagram'dan DM at bana dedi. Ben dedim ki tamam atarım dedim. Attım, hala görmedi şerefsiz. Aradan 3 ay 4 ay 5 ay geçti. Hala bakmadı ona. Zaten bizden 2 hafta sonra sevgili yaptı. Dedim Senem bu çocuk sevgili yapmış. Ben de dedim ki yok canım yapmamıştır falan, bir baktım. Sevgili. Bayağı taş manken, model sevgilisi var şu an.
Bu arada Cinvan dediğimiz adam Allah çirkin. Çok yakışıklı falan değil ama çok tatlı. Biz zaten çirkin seven bir... Evet, çirkin seven bir... Biz de bir çirkin sevmez. Abla kardeşim. Bu da böyle bir anımızdı yani. Ya aynı gün içinde en böyle paço halimizle pısmışız. Evet, aradan 5 dakika geçmiş, 5 dakika. Yani o olayın üstünden biz de hani gelin bir şeyler içelim ve karadaki lükse bak. Olayın üzerinden 5 dakika geçmiş, biz bir yere pısmışız ölü bir şekilde. Ulan ne oldu diye olayı çözmeye çalışırken önümüzden bir daha geçip bizi o halimizde görüyor falan. Depresyon. Zaten bir hafta falan depresyon. Bir de sürekli dönüp fotoğrafa bakıyoruz. Falanız böyle. İşte bir şey mesela notification geliyor, açıyorum Instagram'ı, fotoğraf çıkıyor karşıma, ileride. Şerefsizler. Zaten John Lennon'un da evlendiğini YouTube'dan Facebook'ta öğrenmiştik ileride dışarıdayken. Sonra iki ay sonra çocuğu oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Evlendiler, iki ay sonra çocuğu oldu. Bu çocuk onun değildi bence falan dedim bana. Bu kadar çok onun olduğunu fark ettim. Ben diyorum ki ya yok birine yeğenidir bir şey istedim. Aynen. Sonra... Senem onun çocuğuymuş falan. Hı. Ama başta söylemedi hani benim çocuğum diye işte. Yani annesi sonra... gitti ben bakıyorum tarzında işte yazılar yazıyordu Instagram'a. Ondan sonra bir şey oldu. Cinvan yine yorumlardan birine işte gerizekalı onun çocuğu tarzında hani doğal da benzemesi tarzında böyle şey yazmıştı. Ondan sonra anladık. Anladık. Sonra zaten aile fotoğrafı... Neden evlendiklerini de anladık. Aynen aile fotoğrafı çektiler. Çocuk da aynı canlı bu arada. Aynı. Allah mesut etsin. Yani. Öyle yani. Anam babalık etsin. Böyle yani biz kuku kuru falan reddetmişiz. Yani kuku kuru bana az. Kuku kuru bize yazdı abi. Evet. Cinvan bize yazdı. Cinvan bize yazdı. Zaten o günün... şeyinde sabahında şey ya da Instagram'dan video atmıştı. O hani o gecenin. Aynen bunlar yatakta. Dedim senin var falan o. Yani o gece bunlar da geceye Yadong'un evinde. Yadong'un evinde baş başa erkek erkeğe yatarak. Yatarak uyuyarak geçirmişler yani. Yani övünebileceğimiz tek bir şey var o da bize yazmış olmalı. Evet. Ve reddettik. Aslında reddetmedik de reddetmiş gibi olduk. Karadaki lükse bak çünkü. Karadaki lükse bak. Canım onu reddet ya. Olsun. Hayırlısı olsun. Eğer bu videoyu izliyorsan Cinvan. Diğer Cinvan. Diğer kuku kuru. Duyuru ben biraz. I'm sure you don't. It's okay. That's love. Bu da dizi reklamımızdı. Başka ne oldu? Başka ne oldu? Drifters. Ben Kore'deyken acayip şanslıydım. Yani cidden şans patlaması yaşıyordum falan böyle. Uçağıma böyle hani 10 saatten az bir zaman kaldı. Son gecesi. Ha, sabah uçağı var. Sabah erken. İşte son kez işte parka gidelim dedik. Parkta işte kimsecikler yok. Hava soğumaya başlamış. Hafta yağmur. İçi hava soğuk ve yağmur yağıyor. Kimsecikler yok kimsecikler falan. Yani. Oturduk aldık içeceklerimizi işte falan. Oturduk çok yağmur falan. Yağmaya başladı. Biz de şey kaydırağın tepesine çıktık. Üstü yani. Kapalı böyle hani olur ya. Onun altındaydık. Onun altına oturduk böyle sıkıştık oraya böyle. Orada oturuyoruz falan. Orada işte biralarımızı içiyoruz falan böyle. Böyle parkın bu taraftaki girişinden böyle bir grup geçti. Aynen. Ama bir Allah'ın kişi yok parkta. Yani var da yok işte. Bir grup böyle 10-12 kişilik böyle bir kalabalık yo falan diye geçiyorlar. Hiçbir yere durmadan direkt bizim başımıza toplandılar. Hani böyle geçtiler ve tırmandılar toplandılar. Ve şey oldu bizi gördüler. Şimdi bir kere zaten dikkat çeken bir grup. Bir kere o kadar sessizlikte yağmur yağarken 10 tane adam birdenbire gürültülü konuşarak böyle hip hop swag aka yürüyorlar böyle ister istemez. Zaten bu arada önümüzden geçiyorlar dönüp bakmamıza da gerek yok. Aynen. Görüyorsunuz zaten. Bunlar bizi gördüler ve 5-6 tanesi kaydırağa tırmandı. Bir tanesi merdivenden, bir tanesi yandan. Hayır, bir tanesi şey, hani böyle tahta şey olur ya yuvarlak. Böyle basamak gibi bir şey. Bir tanesi ondan tırmandı, bir tanesi kaydırağa tırmandı, bir tanesi merdivenden tırmandı, bir tanesi yana tutundu falan. Ve biz böyle küçücük kare bir şeyin içinde böyle ayaklarımız böyle falan sığıyoruz yani anca. Elimizde biralarımız şey olduk böyle. Hepsi aynı anda hurra diye gelince ben böyle oldum. Hurra falan olduk böyle.
Ve şey, hepsi aynı anda içkisinden ikram etmeye başladı böyle. Ağzımıza, her tarafımızda içki var böyle. Hepsinden teker teker içiyorsun falan. Hayır, ben şey oldum böyle, bir dakika dedim en sonunda, bir sakin olun dedim. Tamam mı? Bunlar da tamam falan oldu. İşte iki tanesi pes etti gitti falan. Ondan sonra birkaç tanesi kaldı. Bir tanesi direkt İngilizce konuşmaya başladı. Lipin. Neyse. Ondan sonra biz de hani İngilizce konuşunca falan filan öbürleri de anlamayınca onlar da gittiler orada oturmaya başladılar falan. Biz Lipi'yle sohbet etmeye başladık. İşte ne yapıyorsunuz? Turist misiniz? İşte falan filan. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de dansçıyım falan filan. Dedim, ne dansçısın? Grubum var falan. Dedi ben b-boy'um dedi işte. Ben hayır ben sordum ona. Dedim ki bir crew'un var mı dedim. Evet dedi. Adı ne dedim? Drifters dedi. Ben şey oldum böyle. Drifters mı? Ben biliyorum Drifters. Bu inanmadı falan. Nereden biliyorsun falan dedi. Dedim ki ne demek dedim sen dedim işte Bugolakin dedim işte Skitskat dedim bunlar dedim sizin kurulda değil mi dedim. Aa harbiden biliyorsun videoları açtım falan. Drifters bu arada buraya gelen b-boy ekibim. Hani benim de videolarda hani İstanbul Üniversitesi'nde yapılan etkinlikteki adamlar Drifters'dan. Neyse. Dedim bunlar değil mi Drifters falan yaptım. Aa harbiden biliyorsun nasıl biliyorsun falan filan. Ya gelin dedi şuraya dedi hani bizim çocuklar tanıştırayım dedi. Bizi aldı yanlarına götürdü direkt şey dedi. Oğlum bizi biliyor. Evet. falan diye. Neyse bizi yanlarına oturttular ama şeyiz böyle. Adamlar o kadar hip hop ki. Biz böyle kaldık yanlarında. Falan oturuyoruz böyle şey yapıyorlar işte merhaba falan. Merhaba. İç falan oluyoruz falan. Böyle. İşte içer misin falan. Yok sağ ol almayayım. Falan modundayız biz böyle. Ondan sonra ve şey hani zaten klasik Koreci bildiğimizde şaşırmalar. Nereden? Sonra Türk olduğuna sonra bizi nereden tanıyorsun? Bilmem. Bu arada Drifters'ın şey hani tanınmayan ekibi bu arada bu. Hani çok bilinmeyen alt ekibi. Yani çok yeni gelmiş. Yani Lipin'in mesela bir ay falan olmuştu ekibe katılalı. Hayır bir gün önce. Önceki gün. Ha bir ay önce Kore'ye dönmüştü. Yeni Zelanda'daymış. Bir ay önce Kore'ye dönmüştü. Ne cep telefonu var çocukta, ne evi var, hiçbir şey yok böyle. Daha geçen gün, dün beni kabul ettiler ekibe. Aha, dün falan filan dedi. Falan. Hatta biz zaten Instagram'da onların audition'ın olduğunu görmüştük bir ara. Ya da ben görmüştüm kendime. Şu an onu hatırlıyorum. Neyse biz bunlar işte ondan sonra tekrar yağmur durmuştu. Tekrar yağmur yağmaya başladı. Biz böyle duvar dibine oturduk hep beraber. Hı-hı. İşte bir tanesinde bir arkadaşı Sogeting ayarlamış işte şey blind date ne o? Neyse işte görücü usulü buluşma ayarlamış falan. Onlar işte oradan geldiler bir çift. Böyle tatlı tatlı takılıyorlar falan filan. Bunlar da dalga geçiyor. Oradan gelip bizimle muhabbet ediyorlar falan filan. Orada bir ekip başka bir şey konuşuyor. Orada bir ekip onu konuşuyor. İşte Lipi bizimle muhabbet ediyor. Biz kendilerimizle muhabbet ediyoruz falan filan. Çok acayip bir gündü ya. Sonra ileride gittikten sonra ben Lipi'yle bir daha görüştüm falan. Şey, bunların şey stüdyosuna götürdü beni yani dans stüdyoları var. Let's Dance dans stüdyosu. Hatta yeni taşınmışlardı. Ben şey yapıyorum burada. Ben burayı bir adam hatırlıyorum falan yapıyorum böyle. İçeriği gördüm, içeriği hatırladım. Dedim ki aa ben bunu YouTube'dan mı takip ediyormuşum haberim yok falan oldum böyle. Lipi de oranın çatısında kalıyordu. Yani Lipi bu arada, Lipi dediğim bu arada Slipi. Yani çocuğun şey adı. Yo Mother Father adı Slipi. Gerçek adını bilmiyorum. Gerçek adı. Sen böyle bir şey bilmiyorum yani çok... şey çünkü herkes birbirine kendi takma isimleri de hip-hopçılar yani. Onlarla yani adım ne diyorum? İşte Slipi ama Lipi diyebilirsin. Slipi mi diyorum? Ha Lipi ama diyor falan böyle. Tamam o zaman. Onun şeyinde dans stüdyosu yani bütün bir bina dans stüdyosu bu arada. Ve şey en üst katında çatıda o klasik dizilerde gördüğümüz konteynerimiz oda olur ya. Orada kalıyor yavrum. Hiçbir şey yok dediğim gibi. İçeri bir girdim, yer yatağı, o da toparlanmış, böyle köşede duruyor. Bir tane askı demir, o kadar ve köşede laptop. Bu kadar. Bomboş içerisi. Ne tuvaleti var, ne mutfağı. Hiçbir şey yok yani orada böyle. İşte burada yaşıyorum ben falan. Falan böyle içeriği gezdirirken böyle. İşte burası bilmem ne stüdyosu, burası o stüdyosu, bilmem burası da benim ev. Falan. Ondan sonra gittik, şey dedi işte, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz işte. Gel dedi biraz yürüyüş yapalım işte şurada çok güzel park var. Benim hiç gitmediğim bir semt çünkü hatırlamıyorum hatta şimdi neresi olduğunu. Sinchon. Ha yakın bir yerde. Sinchon'da değildi ama. O durağa yakın bir yerdeydi. Gel dedi şurada güzel park var dedi bir okulun şey dedi. Bahçesi dedi. Ben de okul bahçesini falan bizim Türkiye'de okul bahçelerine öyle kafasına göre giremezsin falan diye onları anlatıyorum. Orada bayağı yürüyüş parkuru var falan. Orada yürümeye başladık falan. Ben dedim ki ben yemeyeyim. Hani çoştanım. Ulan niye daha önce söylemedin falan. Böyle bir sohbet muhabbet. Beraber yemek yemiştik.
Selam selam işte. As. Aleyküm selam. Böyle. Bu da böyle bir hikayemiz. Evet. Ondan sonra zaten ben yok. Bitti. Ben de hikayelerim kadar. Aslında bir sürü saçma şey oldu da. Ama şu an komik gelmem yani. Yani bir kere o kadar çok insanla tanıştık ki istemeden. Tesadüfen. Minik. Tabii canım. Minik. Minik de ben zaten... Minik de kanka olur. Evet. 96'lı o da küçük işte. Ya minik dediğimiz adam bu arada şey, sokakta müzik yapanlar. Bir perküsyoncu çocuk. Bir gün kimlerle çalıyordu? O bir sürü insanla... Soya. Hayır. Neru'yla. İlk Neru'yla gördüm. Neyse Neru diye bir çocuk var. Neru gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Bu da yanında işte şey, perküsyon yapıyordu. Biz Neru'yu çok sevdik. Çok tatlı işte. Hem seçtiği şarkılar da tam bizim sevdiğimiz şarkılar falan filan. Neyse ondan sonra bir de zaten sürekli işte şey diyorlar işte mutlaka şarkı arasında sohbet ederken şey diyorlar işte Facebook'tan bizi bulabilirsiniz. Ha, bütün baskın yapanların hepsi söylüyor. İşte Neru kendini söylüyor. Bu da diyor ki normal diyor biz bu arkadaşla beraber çalmıyoruz ama diyor işte bu da Mopi diyor. Mopi'yi de Facebook'tan bulabilirsiniz falan diyor. Mopi yapıyoruz olmuyor. İngilizce yazıyoruz olmuyor. Korece yazıyoruz olmuyor. Çünkü Mopi anlıyoruz. Çünkü Mopi diyor. Sonra git sen sordun. Ben sordum gittim nasıl yazılıyor acaba Facebook'tan dedim. Mopi dedi. Sonra verdim anlamadım bulamadım dedim. Verdim telefonu yazdı. Aaa Murphy ya. Dedim. Murphy. Ondan sonra. Ondan sonra biz yani o kadar garip ki her yerde çocukla karşılaştık. Bir gün içinde 4 kere falan evet. Karşılaştık. Hatta o gün zaten tabii dedik ki artık yeter yani. Gel birlikte gidelim biz oraya gideriz falan. Yani bir kere Voluse'yle ile beraber çalarken metro çıkışında metro bir kere gördük. Voluse diye muhteşem tatlı bir kadın var. Onunla beraber de çalıyordu falan. Hatta o da bizi çok sevmişti. Aa Türkler geldi falan. Ondan önce onlarla ilk böyle görüşmez eve yürüyorduk biz. Eve gidiyorduk bir yerden. Şinçon'da şey basking yaparken onlar. Eve yürüyorduk sen hani durduk. Aa bir evet bizim tam... skateboard'un olduğu yerde. Tam orada böyle basking yapıyorlardı. Biz de eve bir yerden geliyorduk eve doğru gidiyorduk böyle. Sonra bir durakladık böyle şey olduk minik oğlum minik oldu. Yani bu arada çocuğun adını minik koydum çünkü minik bir şey. Yani 96'lı. Yani bir şey yani, boyutları da böyle minik sevimli bir şey yani böyle. Ama şey böyle hani gerçek hayatta görseniz böyle somurtuyor, gülümsemiyor falan. Bir gün gülümserken gördük oha ileride gülümsedi falan oldu. Ama böyle, çünkü acayip çalarken çok falan çok ciddi ve şey sanıyorsun o erkek falan. Yok alakası yok bir şey. Sürekli böyle sonra tanıştıktan sonra anladık onu. Sonra bir gün parkta karşılaştık. Sonra basking yaparken karşılaştık. Sonra aynı yerden bir daha geçerken başkalarını dinlediğini görüp karşılaştık. Evet, o sırada. En sonunda da dedim ki artık yeter. Ve bu arada her karşılaştığımızda o da bizi görüyor ve selamlaşıyoruz böyle hani. Hiçbir zaman aa merhaba ben Senem ben Mopi ben Mopi Kanso işte ben bilmem falan diye tanışmadık. En son dedim ki artık yeter dedim. Gittik yanına şey deniyor. Ha evet. Ben bu arada asla yani kız olsun erkek olsun asla şey yapamam. Herhangi bir konuda ilk adımı atamam. Ben de o çabada geldim o gün. İlk adımı attıktan sonra da beni tutamazsınız yani. O yüzden ilk adımı İlayda'ya bırakıyorum. O da o konuda rahat. Neyse dedim ki İlayda git dedim bunu şey yap. De gittim söyledim biz parka gidiyoruz gelmek istersen gelebilirsin. Ha, çünkü o da müzik dinliyor. Biz de müzik dinliyoruz ve hep genelde aynı yer yani zevklerimiz de belli ki. Dedim ki gel beraber takılalım falan. Neyse gittik parka hep beraber şeyi dinlemiştik değil mi? Adem Elması'nı. Evet. Adem Elması'nın da adı neydi onun? Adem Elması. Tecun mu? Tecun. Neyse o çocuğun da sesi. O da 96'lı. Evet ama askere gideceğim diye tutturuyordu yani 96'lı. 18'de basacak ya. Neyse 25. Gitti Cuman askerde şu an 96'lı oda. Tamam biliyorum da yani daha vaktin var niye hemen? Ay yaşım geldi gideceğim triplerine girmiyorlar mı beni benden alıyorlar. Neyse. Ondan sonra tanıştık arkadaş olduk hatta. Hatta ben nasıl konuşacağımı bir ara kestiremedim. Hani çünkü çok küçük yani benden. Yani şaka değil. Ve şey oldum böyle hani ben malimi konuşayım. Sondan malimi konuşayım. Ne yapayım falan. En sonunda böyle biz İlayda'yla bunu tartışırken aramızda ne oldu falan diye sonra İlayda dedi ki böyle dedi. Bu da şey dedi yok dedi Luna dedi rahat konuşabilirsin falan. Dedim sen Luna diye ağzını yerim minik.
sürekli... Onlar böyle bana konuşmaya devam etti. Ben o çocukla o buluşana kadar sürekli böyle şeydim hani. Saygın. Haşos soya falan böyle hani. Saygının saygını. Hani acayip saygılıyor. O hani sonra dedim buluşacağız dedim yarın ama hala böyle şey konuşuyoruz dedim. Sen de benden bir yaş büyüksün dedim. Yaşımız yakın dedim. Neden hala böyle çok ciddi konuşuyoruz dedim. Bilmiyorum ben sen kullanıyorsun diye kullanıyordum dedi. Ben de dedim ki ben de sen kullanıyorsun diye kullanıyorum dedim. Ondan sonra düştü böyle. Ondan sonra bana nispet yaparmış gibi bak biz alıştık, bak yemek yiyorum diye. Fotoğraf atmalar falan. Ha bu arada benim konsol yani Mopi'yi bu kadar sevmemi sebebim yani dediğim gibi çok minnacık böyle sevimli bir çocuk. Ve şey Facebook'ta biz Mopi'yi bunun şeyini sayfasını ekledikten sonra şeyi fark ettim. Sürekli bir şarkı, bu arada onu şarkı söylerken dinledik biz ilk dinlediğimiz gün. Şey söylüyordu, Falling to Love. Aynen. Ve şey, sesi çok güzel ama özgüven sıfır. Çok kötü şarkı söylüyorum. Minnanlı falan yani kendini yiyor bitiriyor Facebook'ta ve otomatikman böyle şey oldum. Yani ben de hani 2 artı 2'nin 4 olmadığı bir iş yaptığım için o da öyle olduğu için hani herhalde empati kurdum. Ve şeyim böyle hani çocuğum üniversiteye gidecekmiş gibi bir şeyle sürekli bir destekler haldeyim ve gerçekten duymasam çocuğun sesini inanmayacağım. Gerçekten çok güzel sesi var. Ama evet çalışması lazım. Ve özgüven kesinlikle. Sonra İlay da ikinci defa gittiğinde işte buluştuklarını da bir daha dinlemiş. Ve şey diye mesaj attı. Sen nasıl geliştirmiş kendini falan diye video attı bana. Perküsyonda çok iyi çalıyordu. Hem sesini, hani sesini de bayağı geliştirmiş. Bu arada biz tanıştığımızda perküsyona başladı. İki gün olmuş. Hayır, bir ay olmuştu. Bir ay olmuştu. Neyse. Hatta elleri hala yaraydı. Evet. Attı şarkı söylerken ben şoktayım. Yani oha dedim tamam okey çocuğun sesinin iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Sonra ben buna yazdım dedim konsol dedim işte çok işte bir de ne zaman yazsa şey işte fighting bilmem ne falan yazıyordum ben buna işte o da teşekkür ederim bilmem ne falan falan çok çalışacağım falan sürekli böyle bir gazlar falan. Çünkü bu tarz olaylarda motive olmak çok zor. Sürekli motive olmamız gerekiyor bu tarz yani gönül işi olduğu için. Neyse ondan sonra dedim işte ileride videonu attı bana. İşte kendini çok geliştirmişsin, çok beğendim işte aferin ben de falan yazdım. Aa inanmıyorum birinden iltifat aldım falan yani yazdım. Sürekli böyle. Öyleydi. Çok tatlı yavrum. Ama ondan sonra zaten ben o buluştuğumuzda acayip hani özgüveni falan da yerindeydi. Şey kardeşini gösteriyor bana benzediğini söylüyorlar falan. Ama o işte söyleyemiyor benim kadar iyi değil falan şarkısı. Dedim tamam falan diye. Ama şey hani... Mesela ilk sohbet ettiğimiz gün de farklılık vardı. Yani insanlarla ısındıkça açılan evet. Biri herhalde. Sen de öylesin. Sen de ben de evet. İlk biriyle tanıştığında sesi şey böyle. Dört oktav, doktav inceliyor. Merhaba, günaydın ben. Şimdi bak hayvan. Bu da yine videodayız diye böyle. Videoyu kapatınca daha hayvanlaşıyor. Bir tek bana hayvan. Çünkü İlayda benim. Duygu, İlayda benim. İlayda benim. Bak benim. 40 diyorlar ikisi aynı anda şimdi. Bu kadar. Başka da bir şey mi? Aa ayı kaldığımız yer. Yani yok. Tam anlattık da tam anlatamadık. Abi bizim Goşivo bir kere bulabileceğiniz yani. En ucuz Goşivo oldu. Çünkü neden paramız yok? Açmayın hadi. Şimdi banyosu, tuvaleti, mutfağı ortak. Kimchi, pilav, ramenler ücretsiz. Yani istediğin kadar iyi. Su aynı şekilde. Neyse. Şimdi odalar fena değil. Yani biz geldiğimizde temizlenmişti falan odalar. Yani şey yok. Sıkıntı yoktu. Neyse. Daha işte İlayda'nın olmadığı zaman. İlk gün bir girdim duşa. Bu arada duş. Duş değil.
Bir kere duş mutfağın içinde. Şimdi kapıdan giriyorsun yani sokak kapısından giriyorsun. Sağında iki tane göz tuvalet. Yani tuvalet sadece. Yan kapısı mutfak. Şöyle yine dikdörtgen şeklinde. Şurada köşede buzdolabı var. Üstü yağ kaplamış bir buzdolabı. Ve şu kadar bir aralık var. Bir insanın yan geçebileceği şekilde. Bir banyonun kapısının önünde. Yani oraya böyle giriyorsun o banyoya. Bir de yanında bir banyo daha var. Yani senin duş alıp çıktığın yerde biri yemek yiyor olabiliyor. Veya yemek yapıyor olabiliyor. Ve bu arada lavabo yok. Yani bir tane lavabo var. O da mutfak. Elini, yüzünü, dişini fırçalayabileceğin. O da mutfak lavabosu. İnsanın meyve yıkadığı, yemek yaptığı, tezgah. Onun lavabosu. Ve bunu görünce tam bir şok, bir flash. Neyse ilk gün ben duşa girdim. Birinci kabine bakıyorum. Pis. Yani şöyle hani pis demeyeyim de. Saç var yani. Bir saç yani insanlık hali. Benim de aşırı dökülür hem de. Normal dökülmez yani. Benim de saçım dökülüyor. Yani saçın döküldüyse al arkadaşım onu duştan çıkmadan hemen. Al çöpe al. Değil mi? Yok hayır orada birikmiş o. Öbür kabine bakıyorum o da aynı şekilde falan. Şimdi şey modundayım ama duş da almam lazım. Ben de pisim yani ve şeyim yani. El alemi saçını toplamayacağım yani ben. Neyse ben böyle şeyle banyo terliğiyle onları böyle ne denir ona o şey yaptığım şeyin adına leğen. Leğenin altına ittim. Zaten kullanmıyorum leğen. Öyle ittim. Öyle bir duşumu aldım ama tabii ki şeyim böyle dişimi falan fırçalayacağım. Dedim ki lavaboda fırçalamayayım yani mutfak lavabosu o. Duşa girdiğimde fırçalayayım. Öğre öğre artık o kadar midem kaldı ki ben normalde titizlik manyağı falan bir insan değilim. Hatta bazı açılardan pis bile diyebilirsiniz bana. Ben bile o kadar rahatsız olduysam oradaki insanlar orada nasıl yaşıyordu hiç bilmiyorum yani. Ki orada en kısa süre kalanlar bizdik. Herkes uzun dönem kalıyordu orada. Neyse. Öleceğim yani. Sonra İlayda geldi ilk gün. Dedim ki yani İlayda... Fazla bir şey bekleme. Böyle. İlayda'dan önce ben duşa girdim. Dedim ki en azından kız ilk gününde benim pisliğime girsin. Yani en son ben orada duş yaptım onun rahatlığıyla girsin. Yine saç var ama. Hani benden öncekinin saçı yine var yerde ama hani en azından en son senem duş aldığına ile girsin. Ondan sonra zaten boku çıktı çünkü mecbur girmek zorundasın. Bu arada Acunma her gün temizliyor bu arada. Hani bakım yani aslında sahibi pis değil. Her gün yerler siliniyor. Tabii, her gün yeni pilav yapılıyor. Her gün tuvaletler siliniyor. Her gün bilmem ne falan filan. Ama yani sabah yapıyor bunu. Erkenden zaten sabah 8'de falan geliyordu Acunma. 1-2 gibi işi bitiyordu gidiyordu. Ve biz genelde zaten o saatte uyandığımız için Acunma'yı çok nadir görüyorduk. Zaten o da bize şey yapıyordu. Hani yüzünüzü göremiyoruz kızlar neredesiniz? Kira zamanı geldi falan diye mail atıyordu yani. Sonra bana şeydi, sınavın nasıl geçti? Göremiyorum yüzünü ama sınavın nasıl geçti? Neyse yani biz uyanana kadar yani o 4-5 saatte ne oluyorsa bok. Yine bok yani. Böyle. Sonra hiçbir zaman oradan pilav yemedik. Ben 2 kere yedim. O da çok en fakir olduğum dönem artık açlıktan öleceğim. Mecbur kaldım yemek için. Bu yani oradaki kaşıkları bile yani yıkayıp bile yemek istemediğimiz için gidip çapstık ve kaşık aldık kendimize, set aldık. Ve onları hiçbir zaman mutfakta bırakmadık. Yıkayıp geri odamıza. Kutusuna falan. Aynen. Diyelim. Bardakları hiçbir zaman kullanmadık. Her zaman kendi şişelerimizi kullandık falan. Çünkü hani dediğim gibi ya mikrodalgada bir şey yani dışarıdan yemek alıyoruz. Mikrodalgada bir şey pişir. Bu arada bizim paramızın bitmesinin en büyük sebebi o. Çünkü biz evet. Orada yemek yeriz diye düşündük. Evet. Yani ucuza yemek yeriz. Yemek işini ucuza hallederiz. Orada nasıl olsa pilav için bedava. En azından karnımızı doyururuz diye düşündük ama biz pilavı bile dışarıdan aldık. Çünkü o kadar dediğim gibi pis değil ama miden kalkıyor. Zor durumdayken yani mikrodalganın tuşuna ben tırnağımın ucuyla basıyordum. Çünkü üstü yağ kaplamıştı. Mutfak ya yani bu normal yemeğin yağı yapışmış silmiş oraya. Bir gün buzdolabını açtık. Kimçiye bakayım belki kimçi alırız diye. Yani kutuyu bile ellemeden dedim yok abi ben buradan bir şey yiyemem yani. Çok fenaydı. Ama yeri güzeldi be. Yeri çok merkezde bir yerdi hani. Aynen tam böyle Şinço'nun göbeğinde. Altımız karaoke daha ne isteriz yani. Gerçi oraya da bir kere de gittik. Bir iki kere gittik ya oraya. Biz senle bir kere gittik oraya. Sonra ben Yuhay'la bir kere gittim.
Sen de bir kere gittik diye hatırlıyorum ben. Çünkü hep bir şeye gidiyorduk. Evet. İki kere gittik diye hatırlıyorum. Yani fazla gitmedik. Yani ben orayı sevemedim pek zaten. Soğuktu ama. Evet, adam soğuk. Bir tek onların kapısını ayna olarak kullanıyordum ben. Boy aynası yoktu. Evet. Şu kadar bir ayna vardı odanın kapısında. Ben sandalyenin üzerine çıkıp boy aynası olarak kullanmaya çalışıyordum. Tabii hiç güzel. Benim etkili olmadı. Hiç etkili olmuyordu. Bu arada odaya sığamışlarımız. O odaya sığamışlarımız yani. Ama biz o odaya da iki kişi yemek yedik, evet, yani. Sürekli her gün birimizin odasında yemek yedik. Ay komşu. Bu arada İlayda ile odalarımızın arası sadece bir adım. Bir adım. Yani ben odadan çıkmadan İlayda'nın kapı yarısını tıklatabiliyordum yani. Güzeldi be. Güzeldi. Gelmiyor benim aklıma. Zaten 10 saat oldu. Bu videoyu kim editledi? Sen. Sen. Evet, Kore'de neler yaptın, ne ettin, video yok mu, bize anlatmayacak mısın Atlı? Sorularınızın hepsine cevap verdiğimizi düşünüyorum. Evet. Heh, Allah belasını verdi. Kameraya sırtını dönersen öyle olur. Böyle. Bu Kore maceramızın da sonuna geldik. Bir dahaki Kore maceramız için lütfen İlayda'nın burnuna tıklayın. Çünkü o yapacak bundan sonraki ilk aşamayı. Sonrasını düşünürüz. Sonrasını yine ortak yapacağız. İnşallah. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong! Bu kız ölüyor. Bunda öyle olur anca. Buraya at şimdi o. Ya bu kız bozulmuş. Bu kız ne olmuş? Bu kız bozulmuş İlayda.